arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir konukla karşınızdayım. Rumi'cim hoş geldin. Öncelikle Rumi'ye geldiği için çok teşekkür ediyorum. Çok Rumi, Rumi benim buradaki Londra'da tanıştığım en zeki ve en iyi arkadaşlarımdan. Devam et. Ama gerçekten kız çok zeki. Çünkü ay, en yok, zeki, estağfurullah. En zeki kadar... arkadaşım diyeceğim ama yorumda bazı arkadaşlarım şey yapacaklar, trip atacaklar ama en zekisi bu. Neyse. Neyse, ben çok fazla geyik yapmayacağım çünkü zaten içi dolu dolu bir video olacak. Şimdi hazırsanız Rumi'yi tanıyalım. Bu arada kısaca şunu da bahsedeyim. Videoda Rumi şu an PhD'sini yapıyor Imperial College'da. Bu arada şu an Imperial College'dayız. Gerçekten evet. Harika bir okul. Londra'daki bence en iyi okul. Londra'daki en iyi okul. Rumi de burada okuyor. Şimdi Rumi'den hem Imperial'ı, hem bilgisayar mühendisliğini, hem elektrik mühendisliğini. Onu çok dinleyemeyiz. Hepsini dinleyeceğiz. Çok beğeneceğim şey yapay zeka olacak. Umarım sizin için faydalı bir video olur. Şu an aslında hani korona zamanındayız ama etraf biraz kampüs gibi ve benim hoşuma gitti. Şu an beni çok mutlu etti. Öğrenciler var çevremizde. Videoya ekliyor olacağız zaten. Hadi başlayalım. Öncelikle Rumi'ciğim, seni tanıyalım. Ben Rumi. Ankara doğumlu olduğumu söylemek istiyorum. İşte normal herkes gibi ilkokul, ortaokul hayatından sonra liseyi ben özel bir fen lisesinde okudum Ankara'da. Liseyi tamamladıktan sonra bilgisayar mühendisliği eğitimimi Gazi Üniversitesi'nde aldım. Daha sonra Queen Mary University of London'da Computer Science alanında master yaptım. Şimdi de PhD'min 3. senesine giriş yaptım Imperial College London'da. Elektrik Elektronik Mühendisliği, yani burada Triple E departmanında Computer Vision alanında doktoramı yapıyorum. Yani daha ziyade aslında bilgisayar mühendisliği, bilgisayar bilimleri ile alakalı bir konu üzerine çalışıyorum. Gazi'de bilgisayar mühendisliği okudun. Bu bölümü tavsiye eder misin? Şu an mesela üniversite sınavına hazırlanıp seneye bölüm tercihi yapacaklara. Bilgisayar mühendisliği gerçekten, yani ben tekrar sınava girsem yani beni en çok yapmak istediğim, yani bir uzay mühendisliği, işte Bilgin yaptı. İlk de bilgisayar mühendisliği zaten, hani bunları. Mesela ilk yapmıyor, benden iyi yapardı zaten. Hiç uğraşamazdım. Saçmalama. Ama yardım ederdi. Tavsiye eder miyim? Kesinlikle tavsiye ederim ama bu biraz işte kişi bazlı bir şey. İlginiz var mı? Yeteneğiniz var mı? Beceriniz var mı? Öğrenmeye hevesli misiniz? Bunlara bağlı bir şey. Hevesi olduğunuz sürece bence okunabilecek en eğlenceli bölümlerden birisi bilgisayar mühendisliği. Coding seviyorsanız. Evet, ki bence herkes sever. Ben de öyle bir şey var. Ben sevdiğim şeyler herkes sever olarak düşünüyorum. O yüzden herkes sevebilir gibi geliyor. Çünkü çok geniş bir alanda olduğu için herkes kendine bir şey bulabilir. Ya benim de sevmediğim şeyler var mesela, hani bilgisayar ağlarını falan çok hoşlandığım konular değil veya. Ama zaten onu kullanman gerekmiyor her zaman. Evet, ya, yok yani o alana yönelmedim. Sevdiğim bir alana yöneldim, işte yapay zekaya yöneldim. Yani herkes bence seveceği bir alan bulabilir. Yani bunu araştırmayı istemek önemli. Gazi'yi önerir miyim? Şimdi hani tabii ki ODTÜ, İTÜ, Boğaziçi vesaire gibi üniversiteler tutarken neden Gazi'ye gidersin? Ama senin Gazi'de okuman burada kabulünü etkileyen bir şey değildi. Yani ha, Gazi'den bir mesela süre... bana mülakatımda hoca hani Gazi Üniversitesi Türkiye'de nasıl bir konumda diye sormuştu. Ben de ona hani Queen Mary University UK için nasıl bir konumdaysa Gazi'de Türkiye için öyle bir konumda çok diye cevap, cevap vermiştim. Yani ama mesela hani Gazi'nin tabii ki ODTÜ'ye kıyasla zorlukları şöyle olabilir. Akademisyenler o derece ilgilenmiyor sizinle ve mesela kardeşim ODTÜ'de okuyor benim. Ondan gördüğüm kadarıyla çok fazla kulüpler, evet, işte girişimler ben vesaire var. Ben de çok çektim. Sürekli hani daha ilk senesinden böyle proje olaylarına falan girmeye başladılar. Biz Gazi'de o kulüpler vesaire yok. Tabii keşke ben öncüsü olsaydım, keşke ben başlatsaydım, evet, böyle hani Women in Tech gibi şeyler. Ama yapmadım. Pişmanlıklarımdan biri. Neyse ki Rumi'de yapmadığı şeyler var. İşte Gazi'nin böyle bir eksisi olabilir. Yani böyle diğer daha yeni üniversitelere kıyasla daha köklü bir üniversite olduğu için hani profesörlerimiz falan genel olarak alanlarında yetkin insanlardı. Bir de şöyle bir şey olabilir. Çok fazla hani profesörler sonuçta hani yeni dersler açıyor vesaire. Çok fazla hani güncel dersler açılabildiğini söyleyemeyeceğim. Pay zekada deep learning çok revaçta bir konu iken makine öğrenmesinin hani sonunda böyle kısaca bahsedildi ama deep learning özelinde bir ders açılmadı. Buraya mesela Imperial College'da işte deep learning for computer vision, deep learning for NLP falan gibi bir sürü deep learning, ya bir değil birkaç tane modülü var. Biraz işte o açıdan hani bilmiyorum, ODTÜ'de falan da olduğunu düşünüyorum şahsen. Bu kadar olmasa bile vardır diye düşünüyorum. Yani Gazi mesela o trendleri yakalamada biraz daha geride kalıyordu bu üniversitelere kıyasla. Yani o açıdan şey yapalım. Ama kendinizi geliştiren biriyseniz zaten hani o makine öğrenmesi dersinden sonra siz merak edip kendiniz öğrenmeye başlayacaksınız. Böyle bir eleştirim de olabilir Gazi'ye karşı. Research açısından
mesela research nasıl yapılır, nedir vesaire, bunları çok hani öğrendiğimizi söyleyemem. Bitirme tezlerinin çok hani tez niteliğinde evet. olduğunu söyleyemem. Ama genel olarak Türkiye'de hani çoğu üniversitede öyle aslında. Evet, o dediğim sürekli ODTÜ'yü demek istemiyorum. Dediğim o seçkin üniversitelerde bunun yapıldığını biliyorum mesela. Keşke diğer üniversitelerde bu bilinç olsa. Şunu merak ediyorum, bu başarının arkasında yatan neydi? Bilgisayar mühendisliği okurken nelere dikkat ettin, ne yaptın, hangi dersleri aldın ya da kendini geliştirmek için ne yaptın? Normal core modülleri alıyorsun. Onun dışında seçmeli dersler, hani makine öğrenmesi, görüntü işleme, bilgisayar grafikleri almıştım, işte oyun programlama almıştım. Bu tarz dersler aldım. Ya sevdiklerim aklımda kalmış zaten, onun dışında hani sevmediğim dersler de aldım. Bunların bana tabii ki yapay zekaya bir giriş olarak çok fazla katkısı oldu. Yani merak etmemi sağladı. Bunların dışında, yani normal ders sürecinin dışında yaptığım şeyler, hani zorunlu stajlarımız vardı tabii. Bir tane özelde, bir tane de hani yarı özel, yarı devlet olan bir kurumda staj yaptım. Onun dışında öğrenci asistanlık yaptım. Öğrenci asistanlık dediğimiz şey, profesörün gözetimi altında hani bir araştırma projesi yapıyoruz. Bazı profesörler hani ödevleri vesaire de okutturuyor veya hani sınavları okutturuyor. Bizim hocalar öyle yaptırmıyordu. Araştırmaya bir giriş oldu benim için. Hoca böyle hani ortalaması yüksek olanları toplamıştı. Ve onlara hani öğrenci asistanı olmak ister misiniz diye sormuştu. Ben de zaten daha ikinci sınıftan beri akademik dünyaya atılmayı kafama koyduğum için böyle bir fırsatı değerlendirmek istedim ve hani yazları vesaire böyle geçiriyorduk. Onun dışında hani şey diyemem, projeler çok büyük projelerdi, işte yarışmalara katıldık vesaire diyemem ama benim için araştırma olayına bir giriş oldu. Her ne kadar hani derslerde bu hani literary nasıl yapılır, işte metodoloji nasıl geliştirilir vesaire şeklinde eğitimler bize verilmese de öğrenci asistanlık sayesinde ben buna ufak bir giriş yapmış oldum kendi adım. Mezun olduğumda Huawei'nin bir programına katıldım. Evet, o çok iyi. O da Türkiye'de mülakatta öğrenciler seçilmişti 4 üniversiteden. O mülakatta seçildikten sonra Huawei bizi işte Çin'e götürdü. Orada 15 gün geçirdik. Okey, sen devam et. Ve hani Çin gibi teknoloji devi bir ülkeyi hani görmüş oldum. En azından Huawei'de direkt hani çalışma gibi bir fırsatı yakalamış olduk. Aramızda zaten gidip hani Huawei'de işe girenler oldu. Ben o Çin programında hatta YLS'ye MEP bursuna başvurdum. Ve zaten bir iki ay sonra hani kazandığımı öğrendim. Hemen hani mezun olduktan ortalaman sonra kaçtı? Aslına bakarsan ortalamam 3.42 sanırım. 3.48 oldu. Ben ortalamamı hep unutuyorum. 3.42 olması lazım yanılmıyorsam. Şimdi de sana işte bursiyerliği kazandıktan sonra işte neden Londra'ya geldin, buradaki hayattan memnun musun, biraz master'ın biraz da doktorandan bahseder misin? Şimdi dediğim gibi ben direkt zaten lisanstan mezun olduktan sonra bu MEP bursiyerliğine başvurdum. Olmasa başka akademik programlar deneyecektim veya kendim başvuracaktım. Zaten başka bursa bulurdun. You'll never know. Ama yani denerdim muhtemelen çünkü zaten akademik dünyada kalmak istiyordum. Ondan sonra bu MEP bursunu kazandıktan sonra Amerika'da master yapmak neydi? Tam olarak hangi alanda yaptın? Ben tam olarak burada şunu belirtmek istiyorum. Burada computer engineering diye bir bölüm kolay kolay bulamazsınız. Genel olarak ya computer science var ya da computer and electrical engineering var. Ben de computer science alanında yapmak istedim. O zaman tam emin değildim hani yapay zekaya giriş yapsam mı diye. Ama şu an olsa artificial intelligence alanında yapardım direkt. Hangi dersleri aldın? Türkiye'den ilk defa gelmiş birisi için master yapmak İngilizce. Benim için açıkçası master yapmak çok zor değildi. Benim için üniversite 5 gibi bir şeydi. Zaten hani böyle mesela computer vision alanında 4 ders falan aldım. Natural language processing aldım. O da yine bu ikisi de yapay zekanın alt dalları. Computer vision Türkçesi hani bilgisayarla görme olarak çevriliyor. Ama bence yanlış bir çeviri. Ben bilgisayar görüsü demek aslında. Natural language processing'de doğal dil işleme. Ya bu iki alandan birini yapacağımı biliyordum. Computer vision'daki hocam hem bana daha yakın geldi hem de alan daha hoşuma gitti. Tezin neyle alakalıydı? Bir tek tez aşaması. Master'da bir tek tez aşaması beni zorladı. Çünkü adam akıllı bir research geçmişim olmadığı için yani asistan öğrencilik yapmama rağmen böyle tüm hani aşamalarıyla bir research yapmadığım için biraz zorladı açıkçası. Her aşaması tek tek zorladı yani onu söyleyebilirim. Araştırma konu Multi-View Summarization alanındaydı. Birkaç kamera tarafından çekilen videoların hani anlamlı bir şekilde özetlenmesiydi. Ben bunun için hani robot simülasyonu vesaire kullanmış, hani robotların çektiği videoların özetlenmesiyle ilgiliydi daha ziyade. Tez dönemi hani çok fazla hata yaptığım bir dönem oldu. Ama çok şey öğrendim gerçekten. Özellikle yaptığım hatalardan o kadar çok şey öğrendim ki ya sunum nasıl yapılır bilince vesaire de o zaman tam olarak oturdu. Sonrasında
güzel bir not ortalamasıyla mezun oldum. Şimdi şunu merak ediyorum aslında ben. Hani bilgisayar mühendisi olarak mesela hangi programları kullandın burada? Şu an tezini yazarken hangi programı kullanıyorsun? Bilgisayar mühendisi arkadaşlara hangi derslere ağırlık vermeleri gerektiğini, hangi programları öğrenmeleri gerektiğini önerirsin? Şimdi şöyle, bilgisayar mühendisliği dediğim gibi çok geniş bir alan. Dolayısıyla öğrenmeniz gereken dil de uygulama geliştireceğiniz alana, research yapacağınız alana göre değişiyor. Yapay zeka adını konuşursam genel olarak geçerli olan dil Python'dır. Master'dan beri Python kullanıyorum. Bir dönem MATLAB da kullandım ama deep learning genel olarak Python kullanılan bir alan. Ha, bunun sebebi de Python'da özel kütüphaneler var deep learning için geliştirilmiş. Zaten deep learning alanına giriş yapacaksanız bu library'lerden birini, en az birini öğrenmeniz gerekiyor. Bunlar da işte Keras, PyTorch veya TensorFlow. Daha hani yenileri de ekleniyor. Yani. Bunların popülerlikleri değişiyor ama zaten birine hakim olduğunuz zaman, teoriye de hakim olduğunuz zaman hepsi size kolay gelecektir. Ve Python şöyle bir avantajı var. Öğrenmesi ve yazması çok kolay bir dil. Mobil uygulamalar geliştirecekseniz tabii ki Android için Java, iOS için Swift gibi. Hani dediğim gibi alana göre dil, embedded systems için C öğrenmeniz gerekir. C, C++ gibi. Ben öğrendim onu. Aynen. Yani çalışacağınız alana göre zaten bunu araştırırsınız. Hangi dili öğrenmeniz gerektiğini o şekilde öğrenebilirsiniz. Tool'larda dediğim gibi bu library'leri kullanıyoruz. Peki bilgisayar mühendisi neden okusunlar? Okumalılar mı? Gerçi en başını söyledin zaten ama. Peki okuyacaklarsa şu andan ne yapmaları gerekiyor? Bilgisayar mühendisi ders haricinde de çok kendini geliştirmen gereken bir bölüm. Yani girebilecekleri kadar, yani böyle kendilerini yarışmaları hedef alsa, böyle kulüplere girsinler, dahil olsunlar. Teknik kulüpleri kastediyorum. Tabii ki sosyalleşin ama bunları da yapın. Kulüplere girmeye çalışsınlar. İşte yarışmalara hedef alsınlar ve onlara hani bir şekilde hani projelerini göndermeye çalışsınlar. Bir takım kursunlar ve vesaire. Hackathonlara katılsınlar. Eğer akademide kalmak istiyorlarsa özellikle öğrenci asistanlığı ne yapsınlar etsinler yapsınlar yani. İlgilerini çeken bir alanın profesörüne gitsinler. Hocam ben böyle böyle research'e girmek istiyorum. İşte bana destek olabilir misiniz diye konuşsunlar. Eğer çok hani ilginizi çekip çekmediğini bilmiyorsanız bile bir deneyin. Çekmediğini fark ederseniz zaten hani başka alana yönelmek isterseniz vesaire. Ama mutlaka deneyin eğer akademide kalmak istiyorsanız. Onun dışında dilinizi kesinlikle geliştirin. Zaten hani Türkçe kaynak sayısı çok fazla değil. Özellikle kaç dil biliyorsunuz Rumiye Hanım? 3 dil biliyorum. Bir dil de öğrenmeye çalışıyorum ek olarak. Yani Türkçe konuşuyorum ana dilim olduğu için. Almanca konuşuyorum. Almanya'da uzun bir süre yaşadığım için 7 yıl kadar. Ve İngilizce konuşuyorum. Burada yaşadığım için şu anda. Ve zaten hani çocukluğumdan beri gerçekten hani İngilizce şarkılar dinleyerek büyüyen biriyim. Bir de Fransızca öğreniyorum şu an. Çok başındayım. Yani bir yıldır falan öğreniyorum. Peki, Computer Vision alanında çalışmak isteyenlere ne önerirsin? Şimdi öncelikle Computer Vision, Artificial Intelligence'ın bir alt dalı olduğu Deep Learning, Machine Learning gibi şeylerle aşina olmanız gerekiyor. Makine öğrenmesini öğrenerek başlayabilirsiniz buna. Zaten makine öğrenmesine vakıf olduğunuz zaman hani deep learning'e geçmeniz çok daha kolay olacak. GitHub'da sayısız proje var. Kurcalayın, yani anlamaya çalışın. İşte üzerinde bir şeyler ekleyin. Ve Vision alanında hani çok ünlü konferanslar var. Mesela ICCV, CPR, ECCV, NeurIPS. Konferanslarda yayınlanmış makalenin hani aralarında kodları olanları mutlaka hani indirin, deneyin. Zaten hani elinizi koda bulaştırmadan öğrenemeyeceksiniz. Peki, Imperial College hakkındaki düşüncelerin, burada bilgisayar mühendisliği okumak nasıl, önerir misin? Sevdiğin, sevmediğin özellikleri. Şimdi öncelikle bunu önerip önermemek benim haddime değil. Imperial gibi kendini kanıtlamış bir üniversitede tabii ki fırsatınız varsa kesinlikle gelin yani. Girebiliyorsanız gelin. Burada gerçekten üstünüze düşülüyor. Yani çünkü yüzden gerçekten akşam mesela postdokum arayıp hani evet, bir şey isteyebiliyordu benden. Ve şöyle, biz Rumi'yle aynı evde kaldık çok uzun bir süre. Bu da Londra'daki en güzel aylarımdır. Hani şey oluyor, akşam eve gidiyoruz, işte yemek yedik, işte bir çay içelim, Rumi'nin odasına geçiyoruz. Rumi hem kod yazıyor hem benimle konuşuyor. Ben naylaylon buraya tavzanmışım. O yüzden dedim ki evet yani, ya deep learning'de modeller birkaç günde çalıştığı için hani fırsatını bulmuşken çalıştırıyorsun, analiz ediyorsun vesaire. Bazen böyle ciddi bir şey anlatıyorum. Bak diyorum, dinlemeyeceksen gideceğim. Dur diyor, şimdi çalıştırayım, o çalışırken ben seninle konuşurum. Aynen öyle, evet. Ya Imperial'da PhD süreci biraz daha yoğun diyebilirim. Burada postdoc kültürü çok gelişmiş olduğu için supervisor'ın haricinde bir supervisor'un daha var gibi düşünebilirsin. Senin alanda burada PhD nasıl ilerliyor? PhD'im şöyle ilerliyor. Zaten ben ilk hafta hocamla toplantı yaptığımda bana dedi ki yani 6 ayda bir paper
çıkarmak gibi bir hedefimiz olacak dedi. Yani bana çok tuhaf gelmişti çünkü diğer PhD'lerde büyük bir projeye başlıyorsun. Böyle paper bazlı bir PhD görmemiştim. Ki bence bu daha iyi çünkü mezun olduğunda da bir sürü paper'ın oluyor. Evet inşallah. İnşallah. Dolayısıyla benim sürecim de böyle ilerliyor. Hani bir tane ilgilendiğim bir şey buluyorum. Bir literature review yapıyorum. Orada bir problem buluyorum. O problemi hani için bir metodoloji geliştiriyorum ve böyle bir projeye başlamış oluyorum. Bu projeyi tamamladığımda bu bahsettiğim ana 4 konferansa hedef alıyoruz. Olmazsa hani başka konferanslara da yollayabiliyoruz. Bu konferansları hedef alıp bunların tarihini hani deadline olarak belirliyoruz ve bu projeleri o süreç içinde bitirmeye çalışıyoruz. Ve oralara gönderiyoruz. Gönderdiğimiz hani o proje yayınlandığında artık hani o proje bitmiş olarak bakıp tekrar aynı sürece tekrar başlıyoruz. Bu iki projeler birbirinden çok bağımsız olmuyor. Mesela ben yüz alanında çalışıyorum, genlerle çalışıyorum ve çıkardığım tüm hani paperlar bununla alakalı diyebilirim. Yani PhD'nin sonunda artık hani 4 ila 6 paper'ınız olmuş oluyor genel olarak ve bunları hani birleştirerek, harmanlayarak, işte aralarındaki ortak noktaları bularak aslında. Yani sadece bu paper'ların çok daha hani ayrıntılı anlatışını, işte oradaki temel bilgilerin verdiğiniz birkaç bölümle beraber bir tez oluşturmuş oluyorsunuz. Yani teziniz genel olarak paper'lardan oluşuyor. Ben de her hafta veya maksimum 2 haftada bir hocamla görüşüyordum. Ve biz haftada bir reading group yapıyorduk. Bu reading group'ta da işte sırası gelen kişi işte ilgisini çeken bir paper'ı buluyor. Onunla ilgili bir sunum hazırlıyor. Onu sunuyor ve akabinde hani üzerinde tartışılıyor. Okay, burada akademide hani postdoc'lar ne kadar maaştan başlıyor? Bir de bizim de arkadaşlarımız var bilgisayar mühendisi ve özel sektörde işte Facebook, Google gibi yerlerde çalışanlar. Bilgisayar mühendisi olarak ne kadar maaş alınıyor ortalama ya da kaçtan başlıyor söyler misin? Yani postdoc'lar yanılmıyorsam ayda 3500 pound gibi bir maaş alıyorlar. Yanılmıyorsun. özel sektörde çalışanlar da hani 2500'den falan başlıyor. Daha da aşağı olabilir. Yani yeni başlayanlar için ama böyle hani 5 yıllık, 6 yıllık mühendisler artık hani 3000-3500. Hani bu daha da tabii çıkabiliyor proje yani. Proje yaparsan. Evet. Bulunduğun şirkete göre değişiyor tabii ki. Mesela takımındaki insanlar hani PhD'sini bitirdikten sonra nereye gitti diye düşünecek olursam bir tanesi mesela Cambridge'de postdoc oldu. Bir tanesi Nvidia gibi çok ünlü bir firmada researcher oldu. Ben de mesela hani genel olarak research'e ilgi duyduğum için ben de buradan mezun olduğumda hani tabii ki MEB'in gereklilikleri olmasa ya hani bir üniversitede postdoc olarak devam etmek isterim ya da böyle Nvidia, Google gibi köklü firmalarda researcher olmak isterim. Mesela şu an lisansta olsaydım stajlarımdan bir tanesini yurt dışında yapmaya çalışırdım. Özellikle research'e merakım olduğu için hani böyle bir fırsatım olduğunu açıkçası nerede yaptın? Burada bilmediğim için ya yani mutlaka buradaki üniversitelerden biriyle hani mailleşirdim bir şekilde hani. Aa ben mailleşmiştim. Sheffield'da mı ne ben staj yapacaktım da international olduğum için almadılar. Aslında ben onlara yazıklar olsun. Sheffield görüyorsun değil mi? Ben daha bir üniversitede aslında lisanstayken bir staj ayarlamıştım ve Endüstri 4 ile alakalıydı. O zamanla Endüstri 4 çok meşhurdu ama international öğrenci olduğum için almadılar. Biz mesela burada yazın internler alıyoruz ve hani gerçekten bizim yaptığımızın mesela benim yaptığım research'ın bir parçasını vermiştik falan. Ya gerçekten research yaptırıyoruz insanlara. Yani daha hızlı bir giriş olabilirdi benim için. Hem de çok güzel bir tecrübe olurdu yani. Bu arada GTA görev olarak ne yapıyorsun? GTA az önce bahsettiğim gibi işte yaptığımız şeyler mesela hani coursework okuyabiliyoruz. Laboratuvarlara girebiliyoruz ve hani Q&A'lar oluyor. Onlara katılıp hani öğrencilerin sorularınca evet saat başı 25 pound gibi bir ücret alıyoruz. Saat başı normalde legal olarak burada asgari ücret 8-9 pound. Sen bunun neredeyse 2-3 katını alıyorsun. Ayda 800 aldığımı hatırlıyorum mesela ek olarak. Evet. Anlatacaklarım bu kadar. Tamamdır. Bilmiyorum bu video ne kadar sürdü şu an. Bayağı bir yerini kesmemiz gerekecek sanırım. Çok konuşacağız. Çünkü. Ben muhtemelen çoğunun kesilmesini isterim zaten. Rumi'cim geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Umarım yani ufak da olsa bir faydam olabilmiştir yani computer vision alanını merak edenlere veya PhD'nin nasıl olduğunu merak edenlere. This is Rumi. Be like Rumi. İnşallah siz de bilgisayar mühendisliği okuyacaklar. Rumi kadar keyifli bir süreç geçirirsiniz. Ya i̇nşallah gerçekten okuyacak herkese inşallah benim kadar sever bölümünü. İnşallah. Zaten senin kadar sevse ülkemizin sonu çok parlak olur. Şimdilik bu kadar. Rumi'yi eğer merak ettiğiniz şeyler varsa lütfen aşağıya yorum olarak yazın. Ya Instagram'da rahatsız edin diye. Hayır. Çünkü şöyle bunu neden söylüyorum aşağıya yorum olarak yazını.
Geçen videomdan sonra Yasemin'e Instagram'dan çok fazla kişi yazmış. Ve Yasemin de diyor ki hani Bilge Hanım'ın cevaplayamıyorum diyor. Çünkü diyor hani bakmıyorum çok fazla DM'lerime diyor. Aynı şekilde hani bana da mesela çok fazla DM'den soru geliyor. İnanın cevaplamak istiyorum ama DM'e şeyler de geliyor işte. Takipçi satın almak ister misiniz? Mesajlar da geldiği için kaçıyor gözümden çoğu mesaj. O yüzden Rumi'ye de bana da ya da bu kanalda ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen aşağıya yorum olarak yazın. Biz Rumi'yle cevaplıyor olacağız sorularınızı. Çok teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Umarım beğenmişsinizdir. Videonun sonuna küçük bir Imperial turu koyacağız. Eğer isterseniz ayrıca da bir Imperial kalış turu yapabiliriz. Çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğene basmayı, abone olmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Bir de eğer abone ol butonunun yanındaki zili açarsanız her video paylaştığımda size bildirim gelir. Ve bunu direkt gelip izleyebilirsiniz. Evet. Bunu ilk defa söylüyorum. Çünkü hep arkadaşlarım söyledi ki hani söyle bunu diye. Umarım beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Gerçi akademiye nasıl karar verdiniz diye sorarsın. Buraları kes ha. Okay. Üniversite dışında neler yaptığını sormayacak mısın? Okey, sorayım hadi. Ne dersler aldığını falan sormayacak. Tamam, sorayım. Of, çok uzun Sus olacak be. Ya. Tamam. Ben çıkınca sen konuş. Şimdi şey sormak istiyorum. Çünkü buraları koyma. ODTÜ'deki kursa, dil kursuna gitmek istiyorum. Hem bir de ODTÜ ortamını da görmek İçinde istedim. İçinde kalmış bu kızın ODTÜ'ya. Buradan ODTÜ'ye sesleniyorum. Kaldı. Bu kız orada bir araştırma şey. Gene sağa gideceğim, ODTÜ'yü seçeceğim. biraz elinizin hamuruyla koda bulun. Evet, kadınlar sizsiniz. Londra öyle bir şehir ki ben ilk ayak bastığımda, abartmayın da, ilk yani bir gün geçirdiğimde Heathrow'da Heathrow'da inince ya uçak tekerleri indi ya. Ben işte bu dedim. Yok, yani öyle bir şehir ki gerçekten ilk çıkıp gerçekten dolaştığımda, ki o ikinci gün falan oluyor. Dedim ki yani ben buraya ya aitim hiç. Ya dedim. Hani bulaşacaksa Bilge'den var. zaten ona nasıl bulaşamadı? Beyond me yani. Bunu herkes biliyorum, siz de sorguluyorsunuz. Bilge'ye nasıl korona bulaşmadı? Şimdi bunu konuşalım. Kısaca anlatır mısın? Bilge'nin imalı sorusuna önce 3 numaralı bakışımla cevap vereceğim. Ayıp değil mi? Sabahtan beri bakıyorlar. Google. Sor. İntern öğrenciler. Aa, burayı da söyleyeyim de ekle. Pişmanlıklarımı sordun mu? Ha, sordum gibi olsun.